İnternette gezinirken bir de ne göreyim? 100 liraya JBL'in ilginç bir boyunu asılan bir hoparlörü. Bildiğiniz böyle marka, işte kutu paylaşılmış filan. Çok tanınık bir alışveriş sayfasında ve kesin çakmadır bu dedim. Bana içerik çekti dedim ve bugün sizlerle birlikte internetten 100 TL'ye aldığım, orijinaline baktığımda kaçtı? 150 dolar mı? 170 dolar mı ne? O fiyatlarda satılan, ki şu an Türkiye'de yok. Aslında asıl amacı VR için yapılmış. Hani gözlük takıldığı zaman boyunda veyahut da gündelik işler için işte iş yaparken boynumuzda durabilecek bir hoparlör amacıyla tasarlanmış ilginç bir şey var. Hayatımda ilk defa gördüm. Görür görmez siparişini verdim. Daha önce yani çakmasını görmeden önce böyle bir ürünün olduğuna haberim yoktu. O yüzden gelin daha fazla beklemeden kutuyu açalım ve bıçağım nerede benim? Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Şimdi öncelikle Türkiye'den aldım. Rostec J21 Superbass Boost hoparlör mü? İyi de abi bir saniye. Gösterebilecek miyim size tüm bilgilerimi kapatarak? Reisler ilanda JBL yazarken faturaya Rostec diye bir marka yazmışlar. Ne? 100 lira tamam. Fatura gelmiş en azından, güzel. Normalde çakma ürünlerde hiç fatura göndermiyorlar. Buna da şükür yani. Bu arada fotoğrafta gördüğümün aynısı geldi. Direkt JBL fotoğrafı paylaşmışlardı ve ben burada şu an JBL görüyorum. Harbiden JBL göndermişler. Dedim bunlar kesin bir kategori yapar çünkü Türkiye'de çakma ürün satan, bu e-ticaret sayfalarında çakma ürün satanlar genellikle dondurucu oluyor. Çakma satanlar. Veyahut da çok kötü mağazalar oluyor. Hani asla yardımcı olmayan, hiç fatura kesmeyen, garantisiz saçma sapan ürünler gönderiyorlar ve... bir saniye... Kısmen kandırıldık. Kandırıldık ama kısmen kandırıldık. Hemen açıklıyorum size şimdi. Ön yüzünde gayet güzel JBL logomuz var. Kulaklık gayet güzel görünüyor. Fakat mesela arka yüzünü çevireceğim. Arkada şu turuncu kısımda JBL logosu olması gerek. Orada yok. Önde neden var diye soracak olursanız buradaki JBL logosu. Çünkü bu JBL logosu sonradan yapıştırılmış. Şöyle çıkartıyorum yerinden. Evet, JBL logosu artık elimde. Gümrükte tek yememek için JBL logosunu direkt buraya yapıştırmışlar. Telife takılmamak için kutu üzerindeki JBL logolarının hepsini kaldırmışlar. Tamamen model numaralarını da kaldırmışlar. Fakat kutu yine birebir aynı. Mesela en basit örneği, kutunun şu üst kısmında güzel bir desen var ve Soundgear yazıyor üzerinde. Soundgear da kulaklığımızın modeli. JBL Soundgear olarak geçiyor. Kutunun üzerinde çok fazla inceleyecek bir şey yok ya. Bakın size bahsettiğim kullanım şekilleri var mesela. Birisi caddede kullanıyor. Diğeri VR kullanırken, diğeri de bulaşık yıkarken. Bunu anneme verebilirim. Bakın kullanım senaryoları üzerinde. Yani dışarıda çok kullanılacak bir şey değil bence ama en nihayetinde etrafa bir sürü ses verecek. Ev içerisinde işte ev işi yaparken sürekli gezme durumunda, hoparlörden uzaklaşma durumunda bu kullanılabilir. Çok basit bir kutu karşıladı bizi. Evet, burada bir şey var. Bu kadar. Kocaman kutu yapmışlar, içinden sadece bunlar çıktı. Böyle turuncu, çok uzaktan böyle turuncu ama asıl rengi, ne deniyordu buna, fil dişi mi? Eflatun. Böyle, yo eflatun da değil, böyle turuncu da değil. Lila mı desem, böyle çok turuncudan çok uzak tonda bir micro USB şarj kablosu ve AUX kablomuz çıktı. Aşırı basit bir tane kullanma kılavuzu, tek bir sayfa. Ve ürünümüz. Oo, kamuflaj rengi gelmiş. Oo, üzerinde JBL logosu var. Hem de metal. Bakın. Şöyle yakından göstereyim, üzerinde JBL logosu var ama bu JBL logosunu tükürükle yapıştırmışlar gibi. Ha böyle biraz çeksem çıkacak gibi. O kadar ucunda duruyor ki. Bak zaten şu an görüyorsun, azıcık tırnağımla kastırıyorum. Her an yerinden çıkacak gibi. Bir ağırlığı var ama. Boynuma geçmiyor bu. Güzel oldu ha. Nasıl görünüyor kamuflajlı? Hissiyatı güzel. Sıkıntı yok yani. Böyle tam şey yapmışlar, boynundan geçerken biraz sürtüyor ama inşallah şarjı vardır. Birazdan hoparlörüne de bakacağız bu arada, endişelenmeyin. Şimdi hoparlörün üzerinde AUX girişi, USB tipa, SD kart ve micro USB girişleri var. Bu tarafta da şarkıyı durdurma, değiştirme, ses açma, ses kısma ve açma kapama tuşu. Açıyorum, inşallah şarjı vardır. Evet, basılı tuttum üzerine ama galiba şarjı yok. Powerbank'e deneyelim. İnşallah çalışıyordur ya. Dolandırılmak istemiyorum Türkler tarafından. Hadi Çinli'den dolandırılsam bir nebze. Hani Çinli adam. Ama Türklerden dolandırılınca kötü oluyor. Tamam, şarja taktım. Yanında kırmızı ışığı yandı. Güzel. Eğer hiç tepki vermeseydi o zaman korkardım. Dolandırıldık diye. Çünkü şu anda bu üründe stokta sadece bir tane var. Çok az stok olduğu için sonra... Kapattık. Bir saniye. Ses, açma kapama sesini de kopyalamışlar bu arada. JBL'in sesi bu. Açıyorum. Bu nasıl bir açılma sesi ya? Kapanıyor be hemen. Şarjım yok diye. Heh. Bir tık fazla uzun basıyormuş. Ne oluyor lan? Galiba açıldı hemen Bluetooth. Dık 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 ötmeye başladı. Evet, bakalım telefon ne diye görecek ismini. Soundgear olarak gördü. JBL vesaire yazmıyor. Bağlan dedim. Tırırırt dedi. Galiba bağlıyız şu an. Evet evet, bağlıymışız. Yanlışlıkla kapat. Şimdi bu biraz şarj olsun. Tamam, tekrar bağlandım. Bu burada şarj ola dursun, ben bunu bir boynumda deneyeyim. Şimdi çok merak ediyorum nasıl, kalitesi nasıl. Evet, şu an telefondan son seste. Üzerinden son seste mi?
Şarkıyı durdurduk. Devam ettirdik. Artı tuşu şarkı geçiyor. Eksi tuşu bir önceki şarkıya geliyor. Bir sonraki açma kapama tuşu zaten. Basa mı tutacağız? Aynen. Oo! Sesi bayağı arttı. Sesi bayağı var ama bir tık kalitesiz gibi. Kafamız ay, olsa bir saat ediyorum kar. Spotify, ya da başka bir olay. Ya da başka bir olay. Çok tiz ses. Aşırı tiz ses. O yüzden yüksek ses sadece süpürme yaparken falan kullanılır. Sesi kısıp biraz gerçek kalitesine odaklanmak istiyor ama şunu söyleyebilirim. Eğer kulağımdaki orijinal bir JBL Sound Gear olsaydı muazzam hissettirebilirdi. Çünkü şu anda bile çok güzel hissettiriyor. Direkt kulaklarıma vuran ses dışarıdaki sesi kesiyor. Yani şu an şarkıyı açtığım zaman sanki kulağımda kulaklık varmış gibi kendimi zor duyuyorum. Çok güzel hissiyatı bak. Çakma bir ürün ama plan çok güzel. Model çok güzel. Öyle bir yapmışlar ki tam böyle milimetrik bir alan. Tam böyle boynuma milimetrik gidip çıkıyor. Bunu kapatayım biraz. Şarjı dolsun. Ondan sonra testlerimizi yapalım ama güzel çakmışlar. Ben muhtemelen bir saniye sonra geleceğim, bu şarj olur hemen. Şimdi doğru düzgün incelemeye şu an başlayabiliriz. Çünkü şarjı var. Direkt bağlandı bu arada telefonuma. Sesi duydunuz. Sağda solda bir tane hoparlör var. Tahminimce toplamda iki tane hoparlör var. Fakat orijinalde dört tane hoparlör var. Yani sağda ve solda iki tane olmak üzere. Ama hissiyatı çok güzel. Yani özellikle şöyle ayağa kalkıp size uzaktan göstermek istiyorum ki şu an zaten sesimi çok net alıyorsunuz. Hani tam böyle ev işi yaparken kullanmalık bir hoparlör. Gerçekten böyle işin hakkıyla veriyor. Hiç rahatsız etmiyor böyle bir şey yaparken falan. Sesi son ses açtığımızda da deniyorum hemen. Basın tutuyorum. Şu an son ses ve kulağıma yakınlığı şu kadar olduğu için ben kendimi duyamıyorum. O yüzden daha sağlıklı olur bunu sesini kısıp size anlatmam. Son sesi açtığımda kulağıma uzaklığı bu kadar olduğu için, yani sadece şu kadar uzaklıktan kocaman hoparlörle ses geldiği için hiçbir şey duyamıyorum. Yani kendi konuşma sesimi dahi duyamıyorum. Sanki kulaklık takmış gibi hissettiriyor. Bayağı iyi bu arada. Öncelikle onu söyleyeyim. Derseniz ki ses kalitesi nasıl abi? Siz belki çok fazla duyamıyorsunuz ama ses kalitesi biraz kötü. Evet. Biraz kötü ve merak ediyorum. Açabilir miyiz lan bunun içini acaba? Açarız. Vallahi açarız biz bunu. Hoparlörünü merak ettim. Orijinalinde dediğim gibi... Aha hemen açtık. Ben daha zor açarız diye bekliyordum. Orijinalinde normalde 4 adet... Aa bunda da. Bir saniye. Yok. Bunda birisi pasif. Açıl koçum. Seviyorum abi çakmaları. Böyle basit basit açabiliyorum. Çok güzel yapmışlar. Şöyle göstereyim hemen. Bir tane tahminimce pasif. Yani arkasında hiçbir bobin, elektrik vesaire bulunmayan. Sadece... Diğer hoparlörün içeride oluşturmuş olduğu hava basıncıyla beraber az da olsa derinlik etkisi, az da olsa düşük frekanslarda etki yapabilen pasif radyatör ve üstünde de iki tane hoparlörümüz bulunuyor. Bataryamız direkt burada, pilimiz. Bu pili de klasik 18650 miydi? 18650 olması gerek bu pilin türü. Ve bittiği zaman istediğim gibi çıkartıp kullanabiliriz. Şimdi sonlu ses yaptığımızda hoparlör güzel. Bayağı distortion yapıyor. Göstermem gereksiz ama ne kadar görünebilir bilmiyorum. Umarım görünüyordur şu an kamerada. İnşallah o hoparlörün distortion'u görünmüştür. Ama güzel. Yani özellikle şunu söyleyebilirim. 100 liralık bir çakmaya göre bayağı iyi. Ki muhtemelen çok dolar çok ucuzken stokları almıştı bu hoparlör. Çünkü 2017'nin hoparlörü. 2017 ya da 2018 olması gerek. Yani şunu demeye çalışıyorum size. Böyle bir replikayı AliExpress'ten veya da DHgate'den aldığımızı düşünürsek ve bunun en az 30 dolar olduğunu düşünürsek, hadi gümrük vergisi vesaire onları da kat, 35 dolar olsun. O da güncel kurla 287 lira yapıyor. Ben bu hoparlörü sadece 99 lira, yani 100 liraya aldım. Yani şunu demeye çalışıyorum, güzel fiyat. Ama boynumuzda patlamayacağının garantisi var mı? Yok. İşte orijinalde o güvenceyi sağlıyor. Ama güzel hoparlör yapmışlar. Ses kalitesi her ne kadar muazzam olmasa da iş görür. Yani VR kullanırken vesaire veya iş yaparken boynumuzda güzel olur. Bilgisayara bağlılıkla kullanılabilir aslında. Hani kulaküstü kulaklık kullanmayı sevmiyorsanız eğer veyahut da hiç kulaklık kullanmayı sevmiyorsanız, hoparlör de kullanmak istemiyorsanız bunu asarsınız boynunuza. Direkt hoparlör gibi kullanabilirsiniz. Aslında çok mantıklı. Ben bunu kullanırım. Üzerinde mikrofon da var zaten. Discord'da görüşmem gerekirse onu da kullanabilirim. Olur bak. Ben bunu bilgisayarda deneyeceğim. Kesin. Kesin var ya, hoşuma gidecek bunu kullanmak ki zaten bir videodan sonra deneyeceğim bilgisayarda. Video baştan sonra gelelim. Sizlere link paylaşamıyorum. Kusura bakmayın. Hem çakma olmasından dolayı hem stokta ürün kalmamasından dolayı. Sadece bir tane stokta kalmış. O yüzden çok da paylaşmanın lüzumu yok yani. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.